Merhabalar. Bugünkü videomuzda hepsi buradan aldığım Yonka müzikli yanlış hatırlamıyorsam Last Voice Set yani mikrofon standı, Shark Mount ve Pop Filter içeren bir mikrofon standı setimiz var. Şöyle bir kutusuyla geldi. Açılışını birlikte yapıyoruz. Kuruluşundan falan birlikte yapacağız kuruluşunu. Nefret ediyorum. Direkt bunu setup'ın önünde çekmek istedik. Çünkü çok önemli bir parça değil aslında. Aslında önemli de o kadar değil. Şöyle bir kutusu var. Dediğim gibi pop filter vesaire vesairesi. Şöyle bir görünüm. Zaten ona benzer bir mikrofonumuz var. Zaten mikrofonumuz var fakat şimdi bu mikrofon standının şurasının bu mikrofona da uyması gerekiyor. Mikrofon buna uyacak mı? Bunun hakkında gerçekten hiçbir bilgim yok. Uymazsa da artık ona göre bir küçük şu ek parçalarını değiştireceğiz. Başka bir parça alacağız. Artık inşallah uyar, uğraşmayız. Şu ilk parçamız mikrofon oturtturduğumuz kısım. Şöyle içinden küçük bir vidası çıktı. Kaybetmeyelim bunu. Büyük ihtimal bir yer ya bizimkine. Diye tahmin ediyorum çünkü bizimki de hemen hemen öyle. Değil mi? Bizimki biraz daha küçük hatta. Minimal. Büyük ihtimal mikrofonla birebir aynı gibi duruyor ama. Bir tane telefon tutacağı var. Aslında bunun içinde olup olmadığını bilmiyordum. Varmış. İki tane süngerimiz var. Kürük vesairelerin engellenmesi için. Artık her neyse. Hışır hışır eden bir poşetimiz var. Bu masa aparatı büyük ihtimalle. Aynen bu masaya sıkıştırmak için İstediğimiz olan yere sabitleyebiliriz. aparat ve burası artık metal. Güzel bir Ağır. kalitesi var, ağır. Hafif bir şey değil yani. Plastik olduğu yazıyordu aslında internette. Malzeme kalitesinin kötü olduğu vesaire yazıyordu. Ben de korkarak sipariş verdim. Süngeri tutan eleman, küçük eleman. Yani şunda da görebilirsiniz Evet. zaten. İçinden bir tane de şöyle parça çıktı. Kullanım kılavuzu vesaire yok. Nasıl takıp Bu nasıl niye işe birleştireceğiz yarıyor? bilmiyorum. Ne işe Böyle yarıyor. bir parça çıktı İçinden başka bir arkadaşlar. şey yok. Şu üzerindeki fotoğrafına bakarak. Herif oldu. Ben anladım ne işe yaradığını. Ne işe yarıyor? Telefon tutacak olan yer var ya şu. Onunla birleştiriyorsun. Orada öyle görünüyor yani. Bir gün mü? 2 gün gibi bir sürede elim ulaştı. Fakat yorumlarda malzeme kalitesinin gerçekten çok kötü olduğu, plastik vesaire olduğu falan yazılmış. Ben dediğim gibi bunun altına ürün linkini vesairesini eklerim ama bunun Demir artık yani. alüminyum mu, metal mi? Metal Sert yani. bir demir. Sesini duyabiliyorsunuzdur. Hatta şöyle bir şey yapabilirim sizin için. Evet. Aynen öyle. Yani bayağı bildiğimiz demir gibi. Şimdi bunu nasıl takıyoruz? Ben bir bakayım. Videoyu duraklattık biraz. En azından bir kendimiz bir baktık nasıl kurulacak, nasıl edilecek. Hemen 2 dakika beyin fırtınası. Şimdi önemli olan kısım. Bunu buradan mı? Böyle mi? Bunu böyle çakarsak buraya. Peki. Bunu böyle yaparsak.
bu tarafa. Böyle de garip oluyor ya. Bence o nasıl biliyor musun? Ya senin kullanma şekline bağlı bence. Büyük Bence ihtimal doğru olan bu o ama öyle. şu yandan takılacak bir yer olsa masanın mesela daha doğru olabilirdi. Şimdi bu kısım fark ediyor mu ki? Mesela bu kısım üstte olsa, bu kısım böyle olsa. Yani daha Mesela mantıklı. hani. Evet, daha mantıklı. Değil mi? Tabii ki de. Şimdilik bir böyle yapalım. Daha sonra şeklimize göre illaki öğreniriz nasıl kolay, nasıl değil. Önce masaya mı monte ediyoruz? Bu kısım alta geliyor gibi aslında da neyse biz bu kısmı üst alalım. Bence o kısım alta geliyor. Doğru Burası değil takıyorsun mi? yani. Hayır, şu Hayır, an. şu benim yaptığım yer mi? Evet, bence şu an daha doğru takıyorsun. Bilmiyorum. O kısımlar genelde üstte olur ya mengeneler. Zannetmiyorum. Yani bizim hatamız varsa da artık yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi ya hadi. Boş yapma. Valla elimden geldiğince sıktım. Çok da zorlamak istemiyorum. Çünkü bu kısımların kırıldığı vesaire olduğu yazıyor. Ama metal bilmiyorum. Kırılır mı kırılmaz mı artık. Şimdi. Bakayım. Burası böyle rahat oynayabiliyor mu? Oynayamıyor. O zaman biz bu kısmı dik çekelim. Şöyle. Mesela bize doğru insin. Aynen. O zaman böyle Bu sırada yapacaksan yayları falan da sert yani öyle adi bir aslında mal şu değil. tarzda kullanabilirim. Biraz daha şimdi şurayı bir ayarlayalım. Öyle sıkalım. Şöyle iyi gibi aslında ya. En son yapamıyor musun ayarını? Ya şu kısmı sıkacağım ya şimdi. Elim terledi. Allah Allah. Yardımcı olmamı ister misin? Şu kısım biraz dandik olmuş ya. Şu kısım aslında karşılıklı iki tane contayla olabilirdi bu kısım. Bence de Ama bu kısma sağlıklı. güvenmiyorum ben biraz. Bu kısım aynen biraz farklı olmuş ya da işte ben sonradan açıyı ayarlarım. Maksat kutu açılışını yapmak. Şimdi şu parçasını da bir takalım hemen. Gerçi buna gerek yok. Şu an elimizde bir tane mevcut. Buraları daha sonra sıkarım ben artık. Telefonu tutacağım. İki tarafa da aynı dönüyor herhalde ya. Aynı. İki tarafa da aynı dönüyor. Bu telefon tutacağını aslında bizim ring light'a da ekleyebiliriz. Üç tane üstünde yer var. İstiyorsan göster orayı. Ring light'ın şurasında ve şu tarafında şunun gibi birer tane daha geçirme yeri var ve bununla uyuyor birebir. Mantıklı aslında. Bu da buraya geliyor. Bu burası için çok büyük ya. Değiş tokuş yapabiliriz. Bunu buraya takmayalım hiç ya. Gerek yok. Zaten şu an takılma yeri burası. Videoda gördüğünüz gibi. Tak canım. Takalım mı? Yani. En son bitmiş halini bir görelim. He, şimdi bu pul bunun için herhalde. Altta. Evet. İyi oldu. İyi yer misin? Aynen. Oo, Şöyle. bayağı iyi.
Şimdi yolda bir tane daha kameram var. Onunla birlikte kutu açılışını yaparız. Onu da aslında buraya veya ring light'a takabilirim. Şimdi bu kısım için mikrofonumuzu çıkartalım ilk önce. Hay anasını ya. Mikrofonumuzu takalım. Mikrofonumuz bu arada Trust'ın, soranlar olursa diye söylüyorum, Trust Mantis. Mantis diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yine ekipman parçalarımı tek tek tanıtacağım yakın zamanda. Bir kere başladık çünkü kutu açılışlarımıza. Biraz masaya gelebilir misin? Şimdi bunun ön arkası var mıdır ki acaba? O dönüyor mu bu arada buradan? Bunu böyle takarsak. Evet. Ters takıyorsun o zaman. Çıkartalım hemen. Şimdi ilk önce bir mikrofonu takalım. Daha sonra ya mikrofon stand için şu parçayı takalım. Daha sonra mikrofonu geçirelim. Şimdi şu sıkılacak kısımlarını bir sıkalım. İlk önce şuranın bir sıkma aparatı var. Şu aşağı yukarı oynayan parçanın bir sıkma aparatı var. Fena değil aslında ya. Çok güzel oldu. Şunlar ne diyor acaba? Ha, bu bunun. Bu bunun. Her şeyi bu arada buldum. Aslında BM800 gibi bir şey alsaydım olabilir mi? Allah'tan uyudu. Şöyle dursun. Absürtlüğe bak. Bunu buradan sıkmam gerekiyor. Tamam. Hemen hemen görünüm bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde de döndürebiliyoruz. Hareket ettirebiliyoruz. Sıkılma yerlerini alt klipsten de aynı şekilde. Çok sıkmadım. Bilerek çok sıkmadım. Kullanım aşamasına göre bakacağım. Dediğim gibi o klips, yani şu yerlerin kırıldığı söylendi. Ne bileyim, malzemenin kalitesi kötü olduğu söylendi ama ben şu an zorlamak istemiyorum. Şimdilik böyle bir dursun. Ama ilk izlenim olarak fena değil. Benden artık 10 yıldız alıyorsa 10 yıldızı verebilirim. Ürünün linkini video kısmının altına koyarım. Şimdiden görüşmek üzere. Şimdi yeni bir güncelleme yaptım. Masaya güzelce sabitledim. Daha sonra bununla gelen pop filter ve işte artık şu şok emicim, artık her neyse, şu parça gelmişti bununla birlikte. Bu parçayı aldım. Benim mikrofonumun orijinal şu montuna bağladım. Hem bunun üstünde amblemi falan da var. Bozmak istemedim. Baktım uyuyor. Zaten sadece şu uçtaki, şunu hemen bir yere koyayım. Şu uçtaki klipsini söküp şuna taktım ve böylelikle tam uyudu. Ve böyle de problem yok. Ha, bunda da bir problem yoktu. Bu sadece bir tık daha büyüktü. Bunu sadece şey yüzünden değiştirdim. Şuradaki klipsini mesela ileri geri aşağı yukarı oynatmak istediğinizde şu klipsi gevşetip öyle oynatmak zorundasınız. Ama benimkinde böyle değil. Görebiliyorsunuz vida yuvasını. Bu otomatik, direkt elinizde istediğiniz ayara yapınca geliyor. Problem olmuyor ama bunda dediğim gibi şu klips olayı zor. Mesela şu tarafında da bir klips var. İşte ayarlıyorsunuz. Şurasında da bir klips var. Başka bir yerinde var mı bilmiyorum. Ama şimdilik böyle bir güncelleme yaptım. Bence daha iyi oldu. Bu da böyle süs gibi durabilir. Evet, aklınıza takılan soru ve herhangi bir şey için yöneltebilirsiniz. Dinlemeye açığım. Bu benim ikinci incelememdi. Bu arada inceleme videolarına devam etmeyi düşünüyorum. Hazır sistemim var. Sistemim varken de tanıtabilirim. Mesela şuradan başlayabiliriz. Sırayla açarız kutuları ve direkt sistem üstündeki yerini görürüz. Hem böylelikle de bütün hepsini incelemiş oluruz. Şimdiden güzel bir video bizi bekliyor.